Yahudi mi yoksa Türk mü olmak isterdin abi? Ben yaklaşık 3-5 ay önce bir anket yapmıştım. Dünyaya gelmeden önce size sorulsa Türk olmak ister miydiniz diye bir anket yapmıştım. Sonuçlar yarı yarıya çıkmıştı. Ve o an dedim ki ben kimlere laf anlatıyorum? Sevgili bir daha Türk olarak gelmek isteyen %50. Vizyonunuzu sikeyim. Manyak mısınız? Yahudi olmak var, Amerikalı olmak var. Amerikalı Yahudi olmak var, duble. Yani İngiliz olmak var, İskandinav olmak var. Ben gerçekçi bulmuyorum, hayır. Ama size bu soruyu sorduklarında bir de kapsül veriyorlar. Bir kapsül çiğniyorsun ve bütün milletlerin nasıl olduğunu biliyorsun. O durumda Türk diyen siktirsin gitsin. Ümit Özdağ bile Türk demez orada. Saçmalamayın. Saçmalamayın. Türk olmak benim zaten bireysel olarak hastalığımdan dolayı yeterince zor olan hayatımı daha da zorlaştırmak dışında bir işe yaramadı. O halde söyleyin bana, ben niçin hala Türk olmayı istemeliyim? Ha bakın, ben şu an bu dünyaya Türk olarak geldim. Benim Türk kimliğime laf edenin anasını sikerim. O ayrı konu. Öyle gelmişim, bu kimliğimi savunurum. Ama sorulsaydı böyle gelmek ister miydin? Yok acılar. O kadar milliyetçi değilim. Abi kaderim olmasa tercihim olurdu. Öyle bir milliyetçiyim. Tuana, İrlandalı da olsaydın aynı lafları söyleyecektin şu an. Türk kültüründen bir haber olacaktın ve İrlanda kültürünü benimseyecektin. Yine anket açmak istemiyorum çünkü şevkim kırılıyor. Bu insanlara mı laf anlatıyorum? Tamamına koyayım diye. O yüzden anket açmayacağım vallahi. Bu kadar üst durumda olan millet varken sen dünyaya gelmeden önce bana sorulsa Türk olmak isterdim diyorsan, yani vizyonunla ilgili büyük problemler var demektir moruk. Ama 2002 Dünya Kupası, Euro 2008 sevinci var. Negatif yandan neler var? Aman koyayım. Yahudi olmak easy mod değil aslında tarihi düşünürsek. Very hard mod. Adamları her yerde sürüyorlar, katlediyorlar. Bir isyan çıkıyor. Hazır isyan çıkmışken dur Yahudileri de keselim. Kesin bir parmakları vardır diyorlar. Yani tarihe vuracak olursan Yahudilik o kadar kolay bir şey değil. Yaşatmıyorlar. Batı'da bilhassa Hristiyanlık hakim ve Yahudilere düşmanlıkları var. Kur'an'da üstünlük sadece takvadadır diyor. Yavrum öyle öyle. Ahirette iş yapacak olan üstünlük sadece takvadır. Ama şimdi ben neydi o bizim basketçi yeni? Alperen Şengün'den basketbolda aynı üstünlükteyim. Aynı seviyedeyim mi diyeyim amına koyayım. Yani neyle neyi kıyaslıyorsunuz?